Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. İngiltere, Doğu Avrupa'daki tatbikatlar için 8.000 asker konuşlandıracak. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Finlandiya, Estonya, Polonya ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan ve aylarca sürecek tatbikatlara, NATO müttefiklerinin yanı sıra ortak sefer gücü ülkelerinin de katılacağı ifade edildi. Tatbikatların uzun süredir planlandığı, ancak Rusya'nın Şubat sonunda Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak daha da geliştirildiği kaydedildi. 8.000 İngiliz askerin görev yapacağı tatbikatlara, 872 Challenger 2 tankı, 120 zırhlı savaş aracı, topçu silahları, helikopterler ve insansız hava araçları da destek verecek. Savunma Bakanı Ben Wallis, tatbikatları, soğuk savaştan bu yana en büyük ortak konuşlandırmalardan biri olarak niteleyerek, "Avrupa'nın güvenliği hiç bu kadar önemli olmamıştı," dedi. Kor General Ralph Wood ise de İngiltere'nin Avrupa'nın savunmasına ve Rus saldırganlığının caydırılmasına önemli bir katkıda bulunduğunu belirterek, bu konuşlanmanın büyüklüğü, İngiliz ordusunun profesyonelliği, eğitimi ve çevikliği ile birleştiğinde bu yüzyılda Avrupa'da görülmeyen bir ölçekteki saldırganlığı caydıracak, ifadesini kullandı. İngiltere, Rusya'ya karşı Ukrayna'ya füze gibi silahlar verirken, Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kırım'da dahil olmak üzere tüm Ukrayna'nın kurtarılması gerektiğini söylemişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.